Selam arkadaşlar. Profix Elektronik'ten Emre ben. Bugün önümüzde HP ProBook 450G1 bir cihaz var. Cihazımız aşırı ısınma şikayetiyle geldi. Cihazımızı dağıttık. Cihazımızın ilk önce her durumda BIOS pilini sökelim arkadaşlar. Soğutucumuzu sökelim. Evet. Cihazımızı soğutucusunu söktük. Termal pastamız zaten görüldüğü gibi işlemci çekirdeğin üzerinde hiç kalmamış. Artık iletmiyor bile. Donmuş zaten. Şimdi yavaş yavaş işlemlerimizi yapalım. Bazen termal macunlar aşırı bir şekilde donabiliyor. Bunu sökmek için aslında en iyi formül yağsız kontak sprey. Bayağı bir çözüm sağlıyor bu konuda, yardımcı oluyor bize. Arada termal kırıntılar dirençlerin arasında kalmaması için iyice temizliyorum. Evet, şu an gayet iyi bir şekilde temizlendi. Kartımızı şöyle kenara alalım. Fanımızı sökelim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi tıkanmış durumda. Şu an bayağı bir tozlu zaten. Bunun da temizliğini yapıyor olacağım. Evet, şu an ekran kartı çip üzerindeki termal pastayı temizledik. İşlemcimizin üzerindeki termal pastayı temizledik. Bu konuda yağsız kontak sprey bize biraz yardımcı oldu. Şimdi kartımızı kenara alalım. Evet. Fanımızı da temizledik. Buradaki heatsink'i, yani soğutucumuzu da temizledik. Şimdi fanımızı yerinden bir sökelim.
Görüldüğü üzere burada da biraz kirler var. Bununla kontak sprey yardımıyla temizliyor olacağım. Fon üzerindeki fanımızı da temizledik. Şimdi ben genel olarak makine yağı kullanıyorum. Siz farklı bir şey de kullanabilirsiniz. Ben makine yağı kullanıyorum. Herhangi bir sorun yaşamıyorum. Fanımızı da yerine takalım. Burada termal macun olarak MX2 termal macun kullanıyorum ben. Gayet kaliteli, yani piyasa mallarının çok üstünde bir ürün. Ve de yaptığım testlerde diğer ürünlere göre 8-10 derece devamlı bir ısıda düşüş yaşıyoruz. Yani iyi bir soğutma yapıyor. Bunu sürelim arkadaşlar. Çok bolca sürmeyin. Genellikle bir 1 nokta atışı yapabilirsiniz. O kendini dağıtıyor olacaktır soğutucu takıldığı zaman. Şimdi ben bazı genel bakım yapılmış cihazlara bakıyorum. Piyasadaki neredeyse en kötü termal macunu kullanmış. Zaten bir iletişimsi, yani iletim de yok zaten. Soğutucu ve CPU arası veya chipset arasında bir iletim de sağlamıyor. Yani bakım yapmışsın veya yapmamışsın hiçbir şey ifade etmemiş. Evet, soğutucumuzu yerleştirelim. Bunda termal pet yoktu arkadaşlar. Bazı cihazlarda, VRAM'lerde termal petler oluyor. Ve ekran kartı chipset üzerinde termal pet oluyor. Evet, şu an bakımımızı yaptık. Şimdi cihazımızı toplayıp ısı değerlerimizi bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar, cihaz bize geldiğinde işlemci sıcaklığı 85 dereceydi. Şu an 50 derecelerde. Ekran kartı sıcaklığı 67 derecelerdeydi. Şu anda 50 derecelerde. Son yapacağımız bir işlem var arkadaşlar. BIOS'un update edeceğim şu an. Cihazın sürümü 1.20. Ben 1.46'ya yükselteceğim. Ve birçok arızamız da veya bize saçma sapan gelen
şikayetler ve arızalar da bu şekilde çözülmüş olacak. Kendi sitesinde her versiyonda detaylar yazıyor zaten. BIOS sürümünün neden çıktığı, neleri onardığı hepsi kendi sitesinde yazıyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Teşekkürler.